Drone çantası da işte var. En Depremden dolayı buradaki prefabrik evimize gelmiştik. Adıyaman'daki evimiz ağır hasarlıydı. İşte yalnız biz de değil, işte kayınbabamlar, baldızlar 3-4 ayda burada yaşıyorduk. 5 kişi yaşıyorduk. Ya o gün 5 kişiydik. Olayın olduğu, selin olduğu gün 5 kişiydik. Saniyeler farkıyla kendimizi dışarı atabildik. İşte bahçede gördüğünüz molozlar 1,5 metre boyunca evin etrafını sardı. Sonra arka duvarı patlattı.
Biz dışarıdayken şansımıza işte belimizin boyunda kendimizi kurtarabildik suyun içerisinde. Buradan karşı tarafa geçtik. O tarafta sel yoktu. Evin sağından solundan her yerinden su geliyordu molozlarla beraber. Kendimizi kurtardık çocukların. Saniyeler içinde dediniz ama. Evet bir dakika, iki dakika içerisinde eğer kalmış olsaydık belki burayı da yıkacaktı. Burayla birlikte bizi de götürecekti. O korkuyla çocukları kucaklayıp götürdük. İşte çok şükür hayattayız. Evdeki eşyalar hepsi gitti. Hiçbir şey kalmadı. Bu temizlenmiş halim. İçeride yaklaşık iki kamyon harfiyat çıktı. Taş, işte moloz, balçık, kaya ne ararsanız vardı. Bu evin önündekilerin hepsi buradan çıktı. Yani kullanılabilecek herhangi bir eşyamız kalmadı. Adıyaman'dan sonra burası da tuzu biber oldu. Bir yandan deprem, bir yandan sel. Aynen. Ya zor, tam alışıyorduk işte toparlanmaya çalışıyorduk. Okula giden çocuklarım vardı, onları toparlamaya çalışıyorduk. Üstüne bu olunca biraz daha dağıttı bizi. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk. Hayattayız. Yani, evet, devam ediyor. İnşallah bundan daha büyükleriyle karşılaşmayız. Evi temizlediniz tabii. Tabii. Evin yani kuruması durumunda temizlenmesi zor olacağı için balçık halindeyken temizlettik, çıkardık. İşte bundan sonraki süreçte tamir işleri, çevrenin molozlarının kaldırılması falan var. Bakalım onları da nasıl yapacağız bilmiyoruz. Tamamen balçığa gömülmüş durumda. Yaklaşık evin dört tarafı 1,5 metre moloza gömülmüş durumda. Yani şu gördüğünüz merdivenlerden iniyorduk. 5 basamak. 1-1,5 metre molozun arasında şu anda. Arka taraftan da zaten görürsünüz kırılan yeri, taşların girdiği yeri. Onun dışında da işte eşyalar da bu halde. Kullanılabilecek durumda olanları bir şekilde ayıklıyoruz ama zaten deprem dolayısıyla büyük bir kaybımız vardı maddi anlamda. Bu da ikincisi oldu.